sabah uyanıyordum. Bugün sushi. Ertesi gün bugün İskender yiyeyim falan. Zihnen artık yemek yemekten bak yoruldum. Şu an o noktadayım ben de. Ve bu çok güzel bir nokta. Eve gelen hamburgerlerden tiksinmeye başladığımı çok hissediyorum. Çok iyi bir nokta. Yavaşça. Suç olmalı ya bu cümle. Gerçekten suç olmalı. Ergenliğimi, çocukluğumu çaldınız. Aynen. Size yazıklar olsun. Bunu söyleyen 1 milyonuncu insana artık taç falan. Çok güzel bir yemek önüme geldiği zaman ulan diyorum. Keşke tüp mideri olmasaydım da şunu böyle hatır hatır yesene kadar yani. Selamlar. Bugün yine bir tüp mide içeriği yapmak istedim. Biliyorsunuz daha önce Efe ile diyet serimle bir içerik yapmıştık. Orada aslında bir uzmanın gözünden tüp mideli serüvenini konuşmuştuk. Bu sefer de bir tüp mideliyle bir tüp mideli adayı. Tüm şu an tüp midesiz ama haftaya tüp mideli olacak biriyle beraber video çekmek istedim. O biri kim? Dilhan. Dilhan'la biz nasıl tanıştık? Aslında biraz onu anlatmamız lazım. Çünkü komik evet. Ve saçma bir hikayesi var. Dilhan beni takip ediyormuş. Ama ben çok yakın ve eski bir arkadaşımın akrabası olduğunu bilmiyordum. Sonra nasıl öğrendik biz bunu bu arada? Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Doğa söyledi herhalde. Doğa söyledi. Doğa benim çok eski bir arkadaşım. Doğa ile Dilhan da akrabalar. Evet, kuzen. Doğa bir gün ya benim kuzenim seni takip ediyormuş. Senin sayende tüp mide ameliyatı olmaya karar vermiş. Doğru mu bu arada? Doğru. Düşünüyordum ama büyük etkisi oldu diyebiliriz. Karın gelmeden itibaren takip ediyordum okay, seni. Okey. Yani işte bir tık. Sonra Dilhan'la tanışmak istedim. Geçenlerde yine buradaydık. Evet. Doğa ile birlikte ikizleri var. Dünya tatlısı Dilhan'ın bu arada. O kadar tatlılar ki. Onlarla oyunlar oynadık falan böyle. Sonrasında bir araya geldik, tanıştık. Ay bir muhabbet döndü, anlatamam size. İşte çok tabii, doğaldı. Mide ameliyatı öncesi bir sürü sorusu oldu tabii ki. Ben de cevapladım ve böyle harika bir muhabbet aktı. Ya dedik ki biz bunu videoya çekelim. Ya çok fazla bu arada Instagram'dan ben böyle tüp mideli olduğumu sürekli dile getiren biri değilim. Ama yine de ya tüp mide ameliyatı olmuşsun, video çeksen ne güzel olur diyenler oldu. Deri ameliyatını çektik, şimdi tüp mideyi çekmeden olmaz evet. Gibi geldi. Bir başı olmalı. Aslında bu 45 kilo nasıl verildi, tüp mide ameliyat süreci benim açımdan nasıl geçti gibi bir video çekmek istedim. Yani Dilhan da ameliyat oluyorken hazır. Aslında ameliyat öncesi sorulabilecek tüm sorular onda. Tüp mide ameliyatı olmak üzere olan bir insanın tüp mide ameliyatı olmuş bir insana sorabileceği sorulardan oluşan bir soru cevap videosu yapmak istedik. Kronolojik gideceğiz yani ameliyat öncesi, ameliyat sonrası bayağı dolu dolu bir aslında tüp mide soru cevap olacak. Ama tabii ki atladığımız bir şey olabilir, aklınızda bir soru olabilir. Aşağıya yazarsanız da ben seve seve cevaplarım. Ameliyat olduktan sonra da Dilhan seve seve cevaplar. Hani o çünkü daha taze olacak. Belki onun da söyleyeceği şeyler olabilir. Ama başlayalım. Başlayalım. En baştan başlayalım. Tamam. Ameliyat olmaya nasıl karar verdin? Ay ameliyat olmaya nasıl karar verdim? Artık 110 kilo olmuştum ve hayatımın en kilolu dönemine girmiştim. Maddi açıdan da işlerim çok iyi gitmiyordu. Böyle yedikçe yiyorum, yedikçe evden çıkmıyorum. Acayip böyle bir kısır döngüye girmiştim. O döngüye girince zaten bir yerden sonra kırılmıyor o döngü. Evet, bir de kıramıyorsun ve bir kilodan sonra da sanki kilo veremeyecekmişsin gibi geliyor. O da insanı çok geriyor. Ve o dönemde de böyle yani ben ne zaman ameliyat oldum? 2017 Mayıs'ta ameliyat oldum. Benim ameliyat olduğum dönemde de böyle tüp mide, ben o kısır döngüden nasıl çıkacağımı düşünürken Pınar benim ablam, ablam diyorum da 2 yaş büyük benden. Pınar dedi ki ben ameliyat olacağım. Pınar da bu arada kiloluydu. O da 108 kilo falandı sanırım. Zaten beni gidince. En çok etkileyen şey ablamla bir fotoğrafını paylaşmıştın. İşte bu tüp mideyi çok çabuk kilo veriyorlar diye kullanıyorlar, spor diyet yapmıyorlar, tembel işi diye eleştirenlere bir cevaptı. Ben ilk ondan çok etkilenmiştim aslında. İkimizin de ameliyat olmasında. Ya evet yani ikimiz de aslında çok iyi oldu arka arkaya ameliyat olmamız. Bir de şöyle bir psikoloji oluyor. Şimdi çocukluğumuz birlikte geçti Pınar'la tabii ki. İkimiz de hep kilolu büyüdük. Hep bir destek gibi gözüküyor yanında. Hani senin gibi biri daha var. O da kilolu. Normalleştirebiliyorsun birazcık daha. Ama şimdi Pınar ameliyat olmaya karar verdi. Ben de hayatımın gerçekten böyle dip dönemlerinden birindeydim. Baktım annemler bu arada tabii ilk etapta biraz geride durdular. Babam özellikle ya kızım yapmayın etmeyin işte organınız kesiliyor. Bak işte bizim bir doktor var ona sordum. Hiç tavsiye etmiyorlar bilmem neler. Yani bu süreçte biraz açıkçası şey oluyor yani ortalıktan çok fazla laf söz böyle laf salatası oluyor yani. O yüzden ben çok minimum kişiye söyledim. Aynen. Etrafımı bu video çıkınca öğrenecek. Evet bu videodan sonra herkes öğrenecek ama büyük ihtimalle video çıktığında ben de ameliyat oluyor olacağım. Aynen çok yüksek ihtimalle sen hastanede falan bunu evet. izliyor olabilirsin. Ya bir şekilde onlar ikna edildi. Çünkü
artık ikimiz de çok mutsuzduk çocukluğumuzdan bu yana. Ben Pınar daha da eski, ben 10 yaşından beri gitgide kilo alan bir grafik çizdim yani. Bir ara bir 15-20 kilo verdim, sonra tekrar geri aldım. Pınar benden çok daha fazla aldı verdi. Kore Hoca'yı çok önerdiler, çok övdüler. Dedik bir görüşelim. Pınar 2017 Mart'ta ameliyat oldu. Baktım iyi gidiyor yani. Pınar bayağı böyle 20 kilo falan verdi. Pınar'a bakıyorum şimdi. Ben hala yiyorum bir yandan. Çok mutsuzum yani. Şimdi en büyük destekçim, çocukluğumdan beri yanımda olan insan zayıflamaya başladı. Kendimi çok böyle kötü hissettim. Yalnız kalmış hissettim. Oyun arkadaşın gitti. Aynen öyle. Ben de ameliyat olmak istiyorum. Annemlerde Pınar'da bir sorun görmeyince onlar da okey dedi. Ben Koray Hoca ile görüştüm. Okeyleştik. Ameliyat oldum. Ne zaman olmuş? 10 Mayıs 2017'de ben ameliyat oldum. Ve böyle karar verdim. Yani aslında Pınar'ın ameliyat olmuş olması beni çok fazla şey yaptı, motive etti diyebilirim yani. Doktor seçiminde de zaten böyle bir tetikleme yakın çevreden. En yakın kim kime olduysa ona göre. Kesinlikle öyle. Ameliyat öncesi beslenmeyle ilgili bir şey yaptın mı? Ekstra bir diyet uyguladın mı? Hayır. Bir diyet miydi? Yani hani Koray Bey dedi ki Zeynep ye. Ne yemek istiyorsan onu ye son zamanları. Çünkü ben böyle sabah uyanıyordum. Bugün sushi. Ertesi gün... Bugün İskender yiyeyim falan böyle. Haftalarca bir de ben hasta oldum. Grip oldum. Ameliyatım atladı. Normalde Nisan'da olacaktım. Mayıs'a falan sarktı. Ben 2-3 hafta Allah ne verdiyse yedim yani. Aklıma gelen her şeyi yedim. Zihnen artık yemek yemekten bak yoruldum. Şu an o noktadayım ben de. Ve bu çok güzel bir nokta. Eve gelen hamburgerlerden tiksinmeye başladığımı çok hissediyorum. Çok iyi bir nokta. Çünkü yani bu arada kesinlikle tavsiye ederim. Yani yemekten, çiğnemekten, görmekten o yemeği tiksinecek hale gelene kadar yiyin ameliyattan önce. Çünkü yani zaten vereceksiniz. Yani birkaç kilo almanın çok da bir şeyi yok yani. Yani şöyle söyleyeyim, ben hastanede 3 kilo verdim 3 günde. Yani siz 3 kilo alsanız hastanede atarsınız onu zaten. Yiyebilirsiniz bence yani. Peki hastaneye gelmişken ağrılı mıydı, ameliyat sürecin nasıldı? Ya hissettin mi? Ameliyat sürecim ağrılı değildi. Aslında sadece biraz baskı vardı. O da böyle kapalı ameliyatlarda içeriği gazla doldurdukları için bir gaz baskısı oluyor. Onu da yürüyerek sürekli hastanede ve taburcu olduktan sonra evde turlayarak atmanız gerekiyor. Bir 10 gün gaz sancısı var ama hiçbir şekilde çekilemeyecek bir şey. Yani yoksa böyle midem kesildi ağrısı yok. Yani midenin öyle bir şey hissiyatı yok. Böyle şey oluyorsun yani. Ha evet, şu an midem yok ama hiçbir şey hissetmiyorum. Yani hiçbir organ ya sonuçta. Evet. Hani o yüzden zaten onun bir hissiyatı da yok. Sadece bir şey yemeye kalkışınca anlıyorsun tabii midenin kesildiğini. Aynen. O yüzden ilk bir ay aslında çok da anlamıyorsun. Sıvıyla besleniyorsun ya zaten. Hastanede ne kadar kaldın? Hastanede 3 gün kaldım. Yani 3. gün artık sıkılmıştım diyebilirim hatta. Böyle ilk 2 gün biraz böyle işte gezdin, ettin, alıştın, şiş hissetme falan derken geçiyor. 3. günde de böyle artık hadi ya taburcu olayım falan demiştim. İlk günler hastanede su verdiler değil mi? Tabii. İlk ameliyattan çıktığımda ağzıma buz verdiler. Minik minik buz erit dediler ağzında. Ondan sonra çok ufak ufak, hatta ikinci günün sabahında ya da üçüncü gün hatırlamıyorum. Böyle sadece tavuk suyu vermişlerdi. Yani sıcak tavuk suyu, böyle çorba gibi. Ama yani hani o sırada bir şey içmek dünyanın en tatsız şeyi. O kadar kötü geliyor ki onun tadı ağzınıza. Zaten iştahınız yok yani bir süre, biliyorsunuz. 6 ay falan iştah yok. Ne güzel. Onu şey iştah hormonunu alıyorlar ve sonra ama tekrar vücut onu yerine geliyormuş maalesef. Ama hiç gelmesin. 6 ay gerçekten çok rahat geçiyor. Yani hem bir şey yemek istemiyorsunuz hem de zaten yiyemiyorsunuz. Ama sonra işte hem iştah hem de mide büyümesi aynı anda gelince işler değişmeye başlıyor. İlk 6 ay balayı yani. Öyle söyleyeyim. Midelerin en büyük korkusu bu kaçak. Kaçak testi yapıldı mı hastanede? Yapıldı. Tadı yine çok kötü ve birdenbire size kocaman bir yudum o ilaçlı sudan yutturuyorlar. Biraz tatsız ama 5 dakikalık bir şey zaten, yapılıyor kesinlikle. Zaten kaçak testi en önemli şey. Hani bir kaçak varsa anında tekrar ameliyata alınıyorsunuz çünkü. Çok korkulan bir şey ama hani mesela Kore Hoca bize şey demişti. Benim hiçbir hastamda kaçak olmadı demişti. Ha, bu da güven verici bir şey tabii ki. Ha, olursa da hemen müdahale edilebiliyor. Hastanedesiniz zaten. Çok problem değil ama tabii yine aslında bu, yani bu ameliyatın en riskli şeylerinden biri kaçak olması. Ama yapıldı yani tabii. Onun dışında ilk dönemlerde beslenme nasıldı peki? Çıktın hastaneden. Kore Hoca hani diyetisyenli bir paket sunuyor. Diyetisyen hastanede yanınıza geliyor. Taburcu olmadan önce diyor ki ilk bir ay şunlara dikkat etmen lazım. Bayağı böyle bir kağıt, ne kağıt değil de dosya gibi bir şey veriyorlar böyle sayfalarca.
ilk 30 gün beslenmesini gün be gün öğün öğün yazmışlar. İşte bir bardak ayran, bir bardak protein tozu, günde bir litre su içmen lazım vesaire gibi. Benim 30 günüm zaten yazılıydı. İşte ilk 20 gün sıvı, sonra minik minik püreler, sonra yumuşak katılar şeklinde bir 30 gün geçiyor. Tabii o ilk 30 gün biraz yıpratıcı. Onu soracaktım. Halsizlik oldu mu? Oldu yani, kesinlikle oldu. Çünkü günde aldığınız kalori 200'e falan düşüyor. Hele ki ameliyat öncesi çok yediğin bir dönemden sonra. Evet. Ama şey, o şey kadar mi? Yedim ki bence bir 5 gün götürmüştür. Depodan. Aynen. Öyle bir şey varsa. Stoktan yeme. Yani umarım götürmüştür, bilmiyorum. İşte ayran içiyorsun, protein tozu. Biraz tabii bir de ameliyattan çıkıyorsun yani her şeyden önce. İç organından büyük bir parça alınıyor. Hem onun bir halsizliği var, hem beslenemiyor olmanın bir halsizliği var. O yüzden şöyle bir hafta 10 gün kafadan evde yatılması lazım. Hani onu da söyleyeyim, hani böyle izin durumları için insanlar. Ben öyle yaptım. Tatilleri birleştirmeye çalıştım. Mesela çok mantıklı. Sen 3 hafta falan evdesin, evet, değil mi? Evet, hemen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, 3 haftadan sonra zaten artık tamamen hayatına dönersin. Alışmış ol. Tabii alışırsın. Yani 10 gün gibi bir süre evde yatmalı, bir süre geçirilmeli bence. Ve izin alınmalı diye düşünüyorum. Çünkü halsiz oluyorsun. Evet. Sonra minik minik püreler geliyor. İşte ne bileyim, lafadan yumurta yiyorsun, bir şey yapıyorsun. Yavaş yavaş o enerji tekrar geliyor. Peki bu halsizliklere karşı vitamin kullandın mı? Kullandım. Aslında şöyle, halsizlikler için değil de doktor birinci aydan sonra biliyorsun hap kullanımına geçiliyor. Hap yutamıyorsunuz ilk bir ay. Şey verdi. Şimdi ne verdi? Bir safra kesesi koruyucu verdi. Çünkü safra kesesinde çamurlaşma olabiliyor bu ameliyattan sonra. Benim safra kesem olmadığı için şanslıyım. Ha mesela süper yani. Safra kesesi koruyucu, mide koruyucu vermişti. Multivitamin vermişti ama çiğnenebilir vermişti. Vitaminler büyük ya. O zamanlar çok büyük şeyler yutamıyorsun. Çiğnenebilir bir multivitamin. Galiba bu kadardı. Yani aslında çok da fazla bir şey yok ama 6 ay bunları bir kullanıyorsun. Bir de B12 vermiştim. Şimdi hatırladım. Tabii. Saç dökülmen oldu mu? En büyük sorulardan biri. Oldu ve yani şaşırmayacaksınız ama ben o dönem yine saçlarımı gri yapmıştım. Yine mi yakmıştım? Ya manyak mısın değil mi? Sal yani. İnsanlar diyor ki Zeynep, ameliyat olduktan sonra saçlar dökülüyor. Ben yine farklılık olsun, değişiklik olsun değişiyorum, işte kilo veriyorum. Onun gazına geldim. Saçlarımı açtım. Tabii saçlar döküldü ama gerçekten hani böyle kısacık kestirmek zorunda kaldığım bir senaryo yaşamadım. Çoğu insanda bazı yerlerde böyle küçük kellikler, açılmalar oluyor. Ben öyle bir şey yaşamadım. Ben her ihtimale karşı şey yapmadım. Bu balyajları bile yeniletmedim ki. Hani biraz şey olsun, çok kendine gelsin diye. Çok iyi yaptın. Saçların dinlensin. Çok yani, siz benim yaptığımı yapmayın. Siz Dilan'ın yaptığını yapın. Bak kız hiçbir şey yapmamış saçına. Bir de vitaminlerinizi düzgün alırsanız ve gerçekten doktorunuzun söylediği gibi beslenirseniz çok fazla saç dökülmesi olmuyor. En büyük sorulardan biri, katıyla sıvıyı karıştırdın mı? Hiç öyle bir kaçamak yaptın mı mesela? Asla yapmayın dedikleri. Benim doktorum bu arada şuna izin veriyor. Atıyorum bir lokma attın ağzına, ağzını ıslatmak için sıvı alabilirsin. Hı-hı. Ama bir yudum sıvıyı katıyla beraber almamalısın. Zaten mideniz bulanıyor bu arada. Yani bendeki etkisi bu olmuştu. Mide bulantısı yapıyor. Bir noktadan sonra mide dolmaya başlıyor çünkü. Ya katıyı bırakman gerekiyor ya sıvıyı bırakman gerekiyor. Benim ilk ameliyata bir iki sene önce daha yine bir karar verdim. Böyle bir dönemim oldu. O dönemde ilk vazgeçme nedenim rakı ile meze de mi içemeyeceğiz de. Yani onu da mı yapamayacağız diye düşünüp bir geri durmuştum açıkçası. Çok doğru. Ben de bunu çok düşünmüştüm ve soruyordum insanlara, abi nasıl oluyor falan. Ki o zaman da çevremde çok insan yoktu tüp bir ameliyatı olan, ne yazık ki. Biraz deneye yanıla gördüm. Yani şöyle söyleyeyim. Katıyla sıvı yemek yerken hiç artık şey yapmıyorum yani, aramıyorum. Ben de eskiden büyük bir rakı mezeyi geçtim. Ben yemek yerken bir şey ben içmek de zorundayım yani, öyle yaşadım hani. Buna alışabilir miyim diye düşünüyordum. Alışıyorsunuz, her şeye alışıyorsunuz. Acaba şimdi şey düşünüyorum, biz mideleri öyle mi büyüttük? Yer açılsın diye mi bir şeyler içiyorduk sürekli acaba? Çok doğru. Bunu yani mesela Efe ile yaptığımız videoda Efe de söylüyor. Normal hani normal mideli insanlara da öneriyoruz diyor. Yani katıyla sıvıyı karıştırmayın. Çünkü bir şey çiğnemeden yutmayı çok kolaylaştıran bir şey. Hı hı. Ağzına alıyorsun lokmayı, içiyorsun suyu, hop aşağı atıyorsun. Sonra tekrar bir lokma alabiliyorsun. Onu çiğneme, yani o çiğneme refleksini sıvı unutturuyor insana. Evet. Bu da daha fazla lokma alabilmeni sağlıyor. O yüzden aslında normal insanların da, yani normal insanlar yani normal mideli insanların da katıyla sıvıyı ayırması lazım. İdeali şu, yemekten yarım saat önce sıvı alımı, yemekten de yarım saat sonra tekrar sıvı alımı gibi bir durum var. Ben bunu uyguluyorum. İkinci yıldan sonra böyle minik minik rakı meze yapmaya başladım ama hani gecenin tamamında rakı meze yapamıyorsun. İlk başta böyle
minik çatallarla meze alıyorsun. Birazcık rakını içiyorsun. Sonra artık full rakıya döndüğün bir şey oluyor. Zaten yani inanılmaz doyuyorsun. O yüzden rakı meze yapılabiliyor. Ama eskisi gibi, ya zaten hiçbir şey eskisi gibi yiyip içemiyorsun. Hani o yüzden de o böyle saatlerce meze çatallayayım ve rakı içeyim olmuyor. Bir noktada tarafını seçmek zorunda kalıyorsun. Ama bence gözünü doyuracak kadar rakı meze yapabiliyorsun. Peki alkol alımın nasıl? Daha çabuk etkilediğini söylüyorlar mesela, ya, doğru mu? İlk dönem bir de aylarca alkol almıyorsun ya. Benim doktorum bu arada 6 ay demişti bana alkol yasağını. Kimisi 3 diyor, kimisi 5 diyor. Ben 6 ay, gerçi 6 ay demedi ya, bir dakika pardon, 3 ay dedi. 3 ay falan bir alkol yasağım vardı. Sonra minik minik şarap denedim mesela. Kırmızı şarap çok severim. Ameliyattan sonra asla içemedim. Böyle mide çeperim yanıyor gibi hissettim. Onun sanırım o mayalanması ve fermente olma durumu benim yeni midemi çok kötü etkiledi. Bir de öyle şeyler de oluyor bu arada. Hani normalde tolere edebildiğiniz yiyecek ya da içecekler ameliyattan sonra tolere edemediğiniz bir hale gelebiliyor. Tabii aslında ameliyattan önceki miden bir nevi çöp tenekesi. Bu arada işkembeye dönmüş durumda. Allah ne verdiyse yiyorsunuz, hiçbir şey olmuyor. Bir küçük rakı içiyordum eskiden tek başıma. İşte ben de öyle oldum, ilk rakıyı düşündüm. Şimdi 20'lik içerim. Daha ekonomik. Daha ekonomik ve şey, doğru ya, onu söyleyeyim. Hakikaten daha hızlı kafa oluyorsun yani, ki ekonomik gerçekten bu alkol zamlarından evet. Sonra olacak o kadar buraya gelsin. Levent Kırca neredesin? Şu şöyle bir gerçek var. Hem yiyecek hem içecek açısından amorti ediyor ameliyat. Evet evet. Ona eminim. O 6 ayda net amorti ediyor sonra yani. Sonra kıyafetler falan girince işin içine değişiyor tabii. Ah. Dolap yenileme. Dolap yenileme. Bak hadi onu da konuşalım. Yani iki kere yeniledim ben dolabımı. Çünkü mesela benim hiç küçük kıyafetim yoktu. Hepsi 2X large ve X large maksimum. O yüzden ben iki kere dolap yeniledim aslında. Böyle bir 70'lere düştüm. 70-80 arasında bir dolap gitti. Sonra bir de tekrar 60'larda bir dolap yenileme oldu. Donundan çorabına kadar her şeyi almak zorundasın. Ya ben 70'lere bir doğumdan önce düştüm. O dönemdeki kıyafetlerimi atamadım. Onları veremedim, kıyamadım. Vallahi o yüzden çok, onları sakladım. Çok iyi karar. Bir 20 kiloluk kıyafetim var. Burayı tolere ederim ama ondan altına hiç zaten o kadar zayıf olmadığım için. Ben 70'lerin altına düşmediğim için. Katı sıvı demişken likır likır su içebiliyor musun? Tabii. İçiyorsun. Ya bak şunu Allah aşkına, yani bu insanları... En büyük söyledikleri şey odur ya. Ya evet, şu insanları böyle yok su içemiyorsun falan, su içiliyor. Yani hele ki 6. 7. aydan sonra lıkır lıkır normal bir insan gibi suyunuzu içebiliyorsunuz. Onunla ilgili hiçbir problem yok. Yani sadece dediğim gibi çok böyle aşırı doyduğunuz bir noktada yarım saat 40 dakika sonra sıvı içebiliyorsunuz. Zaten aslında önerilen de yudum yudum güne yayarak içmek olduğu için o kadar deli bir susuzluk da hissetmiyorsun. Yok herhalde. Hayır. Hissetmiyorsun. Çünkü normalde şu anda ben su içmeyi unuttuğum için duruyorum duruyorum. Bir kere de yarım litre içmeye çalışıyorum. Aynen. Ha, peki tıkandın mı hiç bu ilk katıya geçtikten sonra? Tıkandım. Ya şimdi oraya alışmak belki de en zor şeylerden biri. Çünkü birdenbire yani inanılmaz derecede miden küçülüyor. İlk etapta zaten böyle yarım köfteyle falan başlıyorsun katı geçişine. Bir çatal alıyorsun. Ağzında iyice çiğniyorsun. Yutuyorsun. 10-15 saniye bekliyorsun böyle. Aşırı sıkıcı ama yapmak zorundasın. Yerleşiyor. O ilk dönemde aynen dinleye dinleye gidiyorsun mideni. O süreç çok önemli mideyi tanıma açısından. Orada böyle 10 saniye 15 saniye bekleye bekleye anlıyorsun ama mesela bazen bir gün uyanıyorsun iki köfte yiyebilirken bir köfte yiyebiliyorsun. Çok da bu çok değişiyor bu arada, yani buna şaşıracaksın. Midenin durumuna bağlı. Hala daha ben bunu yaşıyorum. Bir gün oha ya dünyaları yedim diyorum, öbür gün kuş kadar yiyorum. Ay çok tıkandım falan oluyorum. Peki hiç böyle kusma falan oldu mu çok tıkanıp? Birkaç kez oldu. Daha çok olan da var mesela. Pınar daha çok kustu. Hmm. Bu biraz böyle... Bu arada neye bu göre? Tıkanma olayı da şöyle birazcık sinsi bir şey. Tam diyorsunuz ki ay çok yedim ama iyi ki tıkanmadım. 10 dakika sonra birdenbire böyle bir düğüm. Yani su da içemiyorsunuz bu arada tabii o sırada. O doyma hissi de 20 dakikada geliyor diyorlar ya bir yandan da. O süre dolunca herhalde. Aynen, aynen öyle. Böyle bir 10 dakika sonra falan birdenbire nefes alamadığım bir hal ve hemen yürümeniz gerekiyor. Ya gidin çıkartın. Benim kusma fobim var ne yazık ki. Küçükken zehirlenmiştim. Çok kustum. O yüzden de kusmaya fobim var. Böyle çok içsem, çok kötü olsa midem bile kusmuyorum. Kusmamaya çalışıyorum yani. Ben o yüzden hemen yürüyorum. Ve yürümek hakikaten rahatlatıyor ama bir 20 dakika yürümeniz lazım. Ya da hemen gidin bir parmak atın, bir şey yapın, onu çıkartın. Çünkü şey gibi düşünün, yani şu bardak bu kadar alıyorsa onun üstüne taşırdığınızı düşünün. Yani tıkanma ve kusma o. Şey değil yani, keyfi değil.
Hadi ben bir çıkarayım. Gerçekten almıyor. Gerçekten almıyor. Yani bir bardağı taşırdığınızı düşünün. O artık kendini... Bulumya falan gibi bir şey değil yani. Değil. Tamamen kendi çıkartmaya çalışıyor. O yüzden gidip mesela mide sıvısı çıkıyor ilk etapta. O mide sıvısını atın. Ben gidip öyle tükürüyorum mesela birazcık. Ondan sonra gerekirse artık zaten kendi çıkıyor bu arada. Yani öyle bir durum var. Evet, o yüzden ilk 6 ay o ilk en önemli süreç zaten o ilk 6 ay. O süreçte mideyi iyi tanırsanız bunu az yaşarsınız ya da çok zorlamazsanız. Yani çünkü böyle bir noktada kramp gibi bir ağrı gibi bir şey giriyor midenize ve artık çok yediğinizi öyle anlıyorsunuz. Oralar tehlikeli alanlar. Oradan uzak durun yani. Peki zorlamak demişken böyle yasaklı ya da miktar olarak fazla şeyler kaçırdığın oldu mu? Kaçamakların oldu mu? İlk ne zaman oldu? Ya vallahi şöyle söyleyeyim. 6 ay çok temiz gittim yani. Neredeyse hiç karbonhidrat almadım vücuduma. Hep et yedim. 6 ay çok iyi bir öğrenciydim. Sonra böyle minik minik midenin genişlemeye başladığı bir dönem geliyor. O dönemde de böyle işte... Ya cips yiyebiliyormuşum ben. Ay burası çok tehlikeli. Bunu anlatma. Bakıyorsun hala bir şey olmuyor. Dur. Bu örnek değil. Bu kesinlikle örnek değil. Bu örnek değil. Bunu, kamu spotu. Bunu lütfen yapmayın yani. Şey çok kötü. Ben şunu keşfettim. Herkes onu keşfediyor. O radde var. Abur cubur acayip rahat yeniyor. Yani inanamazsın. Çünkü karbonhidrat ya da abur cubur gibi böyle basit besinler mi diyeyim artık ne diyeyim. Bunun doğru bir açıklaması, daha doğru bir açıklaması vardır illaki ama... karbonhidratlar ve cipsler, abur cuburlar, sindirime ağızda başlayan şeyler. Onlar ağızda sindirildiği için mideye bir şey kalmıyor. Mesela et ye, 100 gram et ye, ben şu an 100 gram et yesem daha doğrusu, inanılmaz doyarım. 100 gram cips ver bana, daha fazla yerim yani. Ki zaten paketi düşünürsen 60 gram falan. Aynen öyle. Et, protein gibi daha besin değeri olan şeyler çok zor sindiriliyor ama cips... İşte ne bileyim ben çikolata falan onlar çok rahat gidiyor. 2 paket cips yerim ben şu an. İşte onu fark ettim. Oh, kaçıncı aylara geldi? Ya işte bu 6-7. 7-8 de olabilir. 7-8 ay gibi. O dönemde keşfetmeye başladım. Böyle bir cips uzattılar. Yedim. Aa hiçbir şey olmuyor. Bir tane daha alayım. Kilo da almıyorum. Tabii tabii kilo da almıyorum falan diyorsun. Peki ama o dönemde yavranın arttı mı? Artmadı ama azalmadı da. Ha, mesela benim yağ oranım mesela yüksek şu an hala kiloma göre %29 falan gibi bir yağ oranım var. Normalde kadınlarda sınır 20 ile 30 arası. Ben üst sınırdayım. Aslında 65 kiloyum. Hani bir 5 kilo daha verme gibi bir hedefim var bu arada. Onu bir %23-24'e düşürmem lazım. O işte hep o bir 3-4 ayım böyle çok tıkladıklarımdan. Bir de şu oluyor. Ya yani insan şu psikolojiye giriyor. Lütfen ona girmeyin ya da çıkın. Yani eğer bunu izleyen ve şu an bunu yaşayan varsa şöyle bir kafa oluyor Dilan. Onu da sana söyleyeyim. Yiyorsun. Şimdi et veriyorlar sana. Et yemen lazım. Eti yiyorsun. Çiğne babam çiğne çok zor. Uğraştırıyor ve et yani. Hani zaten düz et yemek ne kadar keyifli olabilir. Sonra cips yedikçe cipsi yiyebildiğini ve çok da hiç tıkanmıyorsun bu arada. Ne tıkanıyorsun ne rahatsız ediyor ne çok çiğnemek zorundasın. O eski obez beyin diyor ki aa bunu ye bu çok daha kolay yeniyor. Onu yedikçe yiyesin geliyor ve diyorsun ki ya köfte yiyeceğime şimdi cips yiyeyim. Zaten kilo almıyorum ama bir bakıyorsun bir paket iki paket bitmiş. Ya bu çok gerçekten hani... Benim şu an yağ oranımın sebebi olabilir yani. Beyni sıfırlamak gerekiyor gerçekten. Evet, ya beyin... Ne kadar başarabileceğim bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum hakikaten. O biraz sende bitiyor. Yani şimdi çok... bilinçli konuşuyorum ama insanın içinden böyle bastırdığı şeyler çıkıyor olabilir. O yüzden terapi öneriyorlar zaten bir yandan da. Evet, terapi çok önemli. Beynini eğitmek bu noktada çok önemli. 6 ay boyunca çok sıkı bir diyet ve yoksunluk çekince mide yavaş yavaş büyümeye başlayınca benim yaşadığım gibi abur cuburu keşfedip aa ben bunu yiyeyim ya köfteyle ne uğraşacağım, etle ne uğraşacağım diyebiliyorsun. Ve bu çok tehlikeli. Ben ve Dilan mesela çocukluğumuzdan beri kilolu büyümüş insanlarız. Evet. Siz de böyleyseniz ve gerçekten kilolu bir beyinle, hani obez beyin mi denir artık ne denirse, onunla büyüdüyseniz bu kafayı değiştirmek çok zor oluyor. Ve bizde şu yok yani, ben kendimde bunun yoksunluğunu çok fark ettim bu süreç boyunca. Ben mesela
bir gün abartıyorsam öbür gün dengelemiyorum. Tabii. Normal insanlar böyle yapıyor. Biz her gün abarttığımız için. Ya şey oluyor. Yok aman yani. Bugün yedim nasıl olsa dur yarın da yiyeyim falan gibi şu anda. Öyle bir durum aynen. Var. Ay yattı balık yan gider işte. Ben zaten bu öğün McDonald's yedim artık aman yani. Bugün zaten de böyle geçsin yarın toplarım ama o yarınlar hiçbir zaman toparlanmıyor. O yarınlar hiçbir zaman gelmiyor yani. Hani o yüzden aslında kilo verdikten sonraki süreçte biraz onu korumak için dengeyi sağlamak. Korumak zaten en zoru bu arada. Ona da geliriz şimdi. Ama dediğim gibi bir gün çok yiyorsan öbür gün dengele, öbür gün sıvıyla beslen ya da böyle ne bileyim ben çok hafif geçir, karbonhidratı kes bir günlük mesela. Bunlar aslında yani bu kafayı oluşturmak tüp mideyle birlikte, ya tüp mide bir araç. Evet. Bize bunu Koray Hoca söylemişti. Yani tüp mide sizin için bir araç, bir yol gösterici. Bir noktadan sonra tüp mide yeterli olmayacak. Senin mindsetini, kafanı tamamen artık ben zayıf bir insanım, ben zayıfladım ve ben dengeli gitmek zorundayım'a çevirmen gerekiyor. Çünkü sen midenin %100'ünü bile aldırsan günün sonunda cips yiyince, abartınca ve bunu dengelemeyince kilo alırsın. Kilo almak çok kolay yani. Çünkü mide ameliyatı oldum diye hiç yapmayın. Ya o kadar rahat kilo alıyorsunuz ki her ay bir kilo, bir kilo, bir kilo. Aa 3 ayın sonunda 3 almışım. 6 ayın sonunda 6 kilo almışım. Eskiden yani şey derdim böyle 10 kilo fazlası falan olanlar dertlenince şey diyordum. Aman 10 kilo ne var ki verirsin. Aa. Ama aslında o insanlar dertlendiği için obez olmuyorlar belki de. Dertlenip kilo verip aynen kendilerini dengeledikleri için. Aynen. Ya bu obez kafası tabii bir gecede oluşmadı bizde de sonuçta. Ben 13 yaşımdan beri diyetteyim. Çok, 20 yıllık bir mazim var bu konuda. Çok güzel büyüttük o tabii obez beyni, geliştirdik. Biz de beraber büyüdü o obez beyin aslında. En aslında denemediğimizde hiçbir şey kalmadı. Tabii. Birden de tak diye de bu sürece gelmedik. Evet, diyetler, ya sporlar, akupunkturlar, zayıflama ilaçları, yasal olanları. Zayıflama kampları. Abukluk. Gerçekten öyle yani. Tüp mide ameliyatı olan arkadaşlarınız ya da karar veren insanlar varsa da onları yüreklendirin. Yani şey yapmayın, kolaya kaçıyorsun, işte çok tehlikeli. Bu da önemli bir şey gerçekten. Çünkü bir insan buna karar verirken inanın şöyle vermiyor. Yani aman aldırayım midemi de rahatlayayım. Yani yok böyle bir şey. Bu bir süreç sonuçta. Hem para veriyorsunuz, hem mideniz gidiyor, hem psikolojik olarak çok zorlanıyorsunuz. Yani bu böyle kolaya kaçmak falan değil. Kesinlikle değil. Taş çatlasa tüp mide 15-20 yıldır falan var. Yani ne olacağı belli mi? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Ama yani göz ameliyatı lazerin de belli değil. Hani cep telefonu da bize şu an ne yaptığı belli değil. Yani kaçak riski olmasa aslında safra kesesi ameliyatıyla aynı prosedüre sahip. Yani nasıl hastalandığında safra kesesini aldırabiliyorsan ve bu sürece girebiliyorsan tüp mide de aynı prosedüre sahipmiş aslında. Yani mide büyüyebilen bir organ evet zaten. Yani mideyi kestirmek böyle aman tanrım falan hani midem gitti gibi bir şey değil. Büyüyor zaten yani. Onu da soracak. Ne kadar büyüdü seninki mesela? Vallahi şu an şeklen bilmiyorum ne kadar büyüdü. Ölçtürmedin mi mideni? Ama Efe şey dedi yani böyle büyük bir yerli muz kıvamına gelmiştir artık dedi. Yani şöyle söyleyeyim size ne kadar yiyebildiğimi de aşağı yukarı 3 dilim pizza yiyebiliyorum ama o köşeleri yemiyorum. Yani 3 dilim pizzayla ben doyuyorum. Öyle söyleyeyim. İyi yiyorsun aslında bakarsan tüp mideliğe göre düşünürsen. Tüp mideliğe göre. İlk zamanlarına göre düşünürsen. Evet ya bir de şuna da değinmeden edemeyeceğim. Yani sosyal medyada çok fazla bu şey var işte tüp mide hesapları. Benim tüp midem. Benim takip mide ediyor musun? Hayır asla etmiyorum bu arada. Hiç de etmedim. Tavsiye de etmiyorum kimsenin etmesini. Şu yüzden niye bu kadar karşıyım? Çünkü yani herkesin doktoru farklı. Herkesin süreci farklı. Sen ikinci ayda iki kalıp beyaz peynir yiyebiliyorken o kadın bir kalıp beyaz peynir paylaşınca sen tribe giriyorsun. Çünkü bir de hassas oluyorsunuz bu ameliyat sonrası dönemde. Yani hiç gerek yok kendini kıyaslamaya. Sen ne kadar yiyebiliyorsun? Sor diyetisyenine ben bu kadar yiyorum fazla mı? Fazla yiyorsun Dilhan desin sana. Sen azalt. Ama gidip de yani merhaba canlar bu hafta tabağımda bir tane yumurta, iki tane de peynir var. Bunlarla inanılmaz doyuyorum falan. Afiyet olsun abi sen devam et yani ama ben bunu görmek istemiyorum yani. Ben eski bir obez olarak böyle yemeği özlediğin şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Yemediğin. Şöyle bazen çok güzel bir yemek önüme geldiği zaman ulan diyorum keşke tüp mideli olmasaydım şunu böyle hotur hotur yeseydim yani. Sonuna kadar yeseydim o oluyor. Hani şöyle bir tabağa bitirseydim dediğim hatta oluyor yani hani ayda bir kere falan belki de böyle şey diyorum ya abi şu yemeğin hakkını vermem lazım falan gibi. Ama yine de ya şöyle öyle bir doyuyorsun ki. Zaten ya o göz açlığı aslında. Ama onun sonu yok. Benim bir arkadaşım öyle mesela. Yemek yiyoruz beraber. Keşke doymasaydık da daha çok yeseydik diyorum bazen diyor. Ya evet. Tüp mideli falan değil yani. Bu psikolojik tabii ve bu göz açlığı aslında. Yani ben de o yemek önüne geldiğimde öf ya şimdi tüp mideli olmayacaktım da bunu silip süpürecektim diyorum. Sonu yok aslında. 10 dakika sonra yiyorum. Ne oluyor? Doyuyorum yani. O peki, yüzden şey olmuyor. İdeal kilona geldin mi?
Biraz önce söyledim gerçi de. Kime göre, neye göre yani, ideal hani, kilo tartışılır. İlk bu ölçümlere göre, ilk ölçümlerde. Şöyle, şu an normal bir fizikteyim. Yani vücut kitle indeksime bakıldığında ben normal kilodayım şu an. Normal bir insan fiziğinde, normal bir insan kilosundayım. Ama ben açıkçası boyum 1.63-1.65 kiloyum. Şöyle temizinden 1.60 olsam rahat olur. Rahat olur. Hani hatta 58 olayım diyorum da 60'a 2 kilo bir böyle almalı vermeli bir aralığım olsun istiyorum. Kurumakta yani. Zorlanıyor musun peki? En önemli kısım o ama gerçi 2 sene geçmiş artık. Zorlanıyorum birazcık. Biraz zorlanıyorum. Mesela ben 62.8'e kadar düştüm. Sonra 66'lara çıktım. Yani aldım kilo aslında. Böyle o sapıttım bir dönem. Tatil dönemi. İşte tatil oluyor efendim. Ay biraz abur cuburlar, ay bir şeyler. Biraz sapıttım. Gitgide mide büyüyor. Gitgide her şeyi yiyorsun. Gitgide normalize oluyorsun yani. Korkun artık var mı peki? Var. %50 falan gibi bir orandan bahsediyorlar. Tüp mide ameliyatlarında tekrar kilo geri alımıyla alakalı. Bu da beni çok korkutuyor. Artık cerrahilerin çoğu revizyon cerrahisi evet, olmaya başladı. Evet, bir de acayip revizyon yapılıyor. Yani millet çok kilo alıyor. Ben de alıyor. Doktorlardan takip ettikçe böyle Instagram'dan falan korkmaya başladım. Ne çok alan var. Evet diye. Ama yani gerçekten 45 kilo verdim. Hani şuursuzluk derecesinde de olmam gerekiyor gibi hissediyorum. 45 kiloyu geri alamam. 20 de alamam. Hadi 10 alırım da ama yani 45 kiloyu almam bence mümkün değil. Hiçbir zaman tekrar obez olmayı tabii ki istemiyorum ve planlamıyorum. O kadar alacağımı da düşünmüyorum. Ama hani 5-10 kilo çok rahat alırsınız eğer dikkat etmezseniz. Benim de böyle bir korkum var tabii ki. O dengeyi kurma psikolojisini oturttum. Yemeğimde de kafamda da. Değiştiğine inanıyor musun o kafanın? Kesinlikle inanıyorum. Eskiden neden olduğunu bilmeden ağzıma sürekli olarak bir şey atma refleksi içerisindeydim. Yani geçen onu fark ettim. Yine cips yiyorum mesela. Atıyorum ben bunu. Kutur kutur cips yiyorum. Bir durdum şöyle. Ben şu an neyi doldurmaya çalışıyorum dedim yani hani psikolojik olarak şu an bir şeyin eksikliği var bende. Ben şu an neyi doldurmaya çalışıyorum da bu cipsi ağzıma atıyorum sanki biri elimden alacakmış aslında gibi. Aslında bunu sorgulamak en doğrusu. Bunu yapmaya başlamak evet. Çok doğru bir nokta bizim için. Yani o yüzden bu mindful eating dediğimiz farkındalıkla hı-hı. Beslenme kafaları çok önemli. Evde oturuyorum. Ay bir tatlı söyleyeyim oluyorum. Sonra diyorum ki şu an bu tatlıyı gerçekten yemek istiyor muyum? Gelecek tamamını bitiremeyeceğim. Boş boşuna para vereceğim. Boş boşuna kalori alacağım. Tamam diyorum sakinleştim. Bırakıyorum. Bir de aslında çok ciddi yeme bozukluklarımız var. Mesela ben çok televizyon izlerken yemek yerim ya da işte video, YouTube izlerken falan. En sevdiğim şeylerden biridir aynen. Bir şey izlerken bir şey yemek. Bu da kontrolü kaybettiren bir şey. Evet ben hala yapıyorum bu arada. Çok kötü bir şey. Yapılmaması gereken bir şey. Çünkü bir şey izlerken asla yemeğe konsantre farkında olmadığın için hem tüp mideli olunca çok tıkanma riskin var. Hem de cips yiyorsan ve atıştırmalık bir şey yiyorsan çok abartma ihtimalin var. Bu noktaya geldin. Gerçi senin bir videon da var ama sarkmalar nasıl? Onun için sizi şuraya yönlendirelim. Şuradaki videoyu alalım. Yani sarktım ya. Bayağı sarktım. Şimdi fizikle çok ilgisi var bunun. Nasıl bir şişmansan öyle sarkıyorsun. Mesela Pınar kol ve bacak şişmanıydı. Pınar'ın kolları ve bacakları sarktı. Karnı neredeyse hiç sarkmadı. İnanılmaz. Biz 180 derece zıt şişmanlardık fiziken Pınar'da. Ben göbek. Ben de göbek. Yani Allah ne verdiyse göbek. %100 sarkacağım ya. Şimdiden doğumdan sonra da sarkacağım. Bu kol ve karın germe oldum ben aynı anda. Tüp mide ameliyatından 26 ay sonra. Çok ideal bir süre aslında. Evet yani kimisi bir sene sonra falan oluyor. Yani ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü vücudun da o yeni kiloya alışması ve vücudun oturması gibi bir süreç de var. Bence 2 sene ideal ama tabii ki yani doktorunuza yine danışın. Ben öyle aman aman ölüyorum bitiyorum geçirmedim. Bir ay zor. Bir ay bir zorlanıyorsunuz işte korse takıyorsunuz vesaire. Hepsi geçiyor ama yani. O videoda izlemişim. Ellerin falan da bayağı şişmişti. Ödem hala duruyor mu? Ya şöyle o ellerimin şişmesinin sebebi aslında sürekli olarak antibiyotik ağrı kesici serumdan damarlarım tıkandı. Ödemlerim bence çok durmuyor. Yani ilk başlarda 10 kilo ödem yaptım. Ameliyattan bir çıktım davul gibiyim. Senin yine o dönemki fotoğraflarından birinde kot pantolon giyip ağlayacağım. Ağladım hatta demiştin. İlk defa evet. Kotun içine girdim bir şey sarkanları toplamadan. Evet. Bunu yaşamayan gerçekten bilmez. Tight giymenin gerçekten artık iflah etmediği noktayı kimse bilmez. Aynen öyle. Yani sürekli olarak o karnım yukarı çıksın diye tightlar giyiyordum. Ve yani 25 yaşında olup da babaanne vücuduna sahip olmak istemiyorsunuz. Zaten ben o yaşa gelince babaanne fiziğine sahip olacağım. Ama yani gençliğimde zaten hazır zayıflamışım. Bırakın yaşayalım. O sarkan bölgenin kaşıntısını falan gerçekten yaşamayamaz. Ben de onu doğumdan sonra özellikle çok yaşadım.
doğumdan önceki kilo almalarında bu kadar sarkmamıştım. Ama tabii ikiz doğum olunca bu yanlar tamamen boşaldı ve aşağı sarktı. Yer çekimi yani. O kadar zor bir şey ki. Bir de o ağır yani. Size bir külfet o. Sporda koşuyorum, sallanıyor o derilerim. Ve kilo vermiş gibi de hissetmiyorsunuz. Tamamlanmış hissetmiyorsunuz yani. Son soru bu. Son soruydu. Tamam. Dilan için çok heyecanlıyım bu arada. Ben de çok heyecanlıyım. Şu bebeksiz surata bakar mısınız? Tam bir kilo versen aslında. Kilo versen aslında yüzün çok güzel. Yani bunu söyleyen bunu ya suç olmalı ya bu cümle. Gerçekten suç olmalı. Ergenliğimi, çocukluğumu çaldınız. Aynen. Size yazıklar bunu olsun. Bunu söyleyen bir milyonuncu insana artık taç falan takmak istiyoruz. Yani green card vereceğiz artık. Ayrıca şu da var. Kilo vermek istemeyen insan da kilo vermesin. Tüm mide ameliyatı her obezin, her kilolu insanın olması tabii gereken canım. Bir şey asla değil. Tamamen sağlığınızı etkiliyorsa ve siz bundan rahatsızsanız olacağınız bir şey. Diyetle de tabii ki kilo verilir. Şöyle bir noktadayım ben mesela. Artık vücut barındırdığım yağ oranım %50. Ve buradan sonra hareket olanağım yok. Gittikçe kısıtlı. Ben bu uğurda liflerimi kopardım. Akupunktur, diyet, spor her şeyi denedim. Zayıflama ilaçlarını denedim dediğim gibi. Dolayısıyla denemediğim yol kalmadıktan sonra bu yola başvurdum ve bir sürü uzman görüşü alarak bunu destekledim. Acaba gerçekten benim ihtiyacım var mı? En sonunda geldiğimiz noktada evet var sonucu çıkınca da olmaya karar verdim. Tabii ki çok büyük bir mahalle baskısı da barındırıyor bu. İşte en başında konuştuğumuz gibi. Yok ölürsün, yok şu olur, yok bu olur, masada kalırsınlar falanlar filanlar. Böyle bir şey olmayacağını umarak yatıyoruz. Yani Allah'a emanet. Her yani. Ameliyat riskli tabii ki. Ama yani buna karar vermiş insanlara da üstüne gitmenin de lüzumu yok. Teşekkür ederim. Ben görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Siz de Dilhan'a enerji, dua artık neye inanıyorsanız onları gönderirseniz umarım sevinirim. Sıkıntısız, sorunsuz, İnşallah. Süper bir ameliyat geçirirsin. Umarım. Bizden bu kadar şimdilik. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu da seninle tabii hoşçakalın.